Kimya laboratuvarında çalışıyorum. İki vardiyalı çalışıyorum. Sabah 8, akşam 5. Bir de 11-8 vardiyasında çalışıyorum. Sabah vardiyasında olduğum zaman gelip saat 6'da yemini verip uçuruyorum. Diğer vardiyada biraz sıkıntı oluyor yem vermek falan. İşten geç geliyorum, 8.30-9 gibi geliyorum. Ondan 9.30 gibi yemlerini veriyorum. Onlarla biraz ilgileniyorum. İş stresini atıyorum üzerimden. Böyle işte kuş sevdası var. Böyle devam ediyor. Bu benim en değer verdiğim güvercinlerden biri. Bunu yavruyken bir abi hediye etmişti bana. Bunu rüzgarlı bir havada uçurduğumda atmaca bunu almaya çalıştı. Vurdu, düşürdü. Ben de koştum kurtarmak için. Şey yaptığımda bu alt kısmı komple pençesiyle yarmıştı. Bunu ölmemesi için eve götürdüm. Yarım saat, bir saat uğraşıp bunun bu tarafını dikerek, ameliyat ederek dikerek bir ay baktım, iyileştirdim. Daha sonra kuşçuluğa ara verdim bir sene. O bir sene içerisinde bunu satmıştım. Sattıktan bir sene sonra yarım kanat şeklinde geri geldi. Hala da kümesinde. Bu 4. senesi. Burası Gazi Mahallesi'nin Giresunlar Mahallesi. Burası 7-8 tane gecekondu halinde yan yana dizilmiş Giresunların oturduğu bir mahalle. Kuş besleyen burada 4-5 kişi var. Yine akrabayız. Yine karşı tarafımızda Kastamonu Mahallesi var. Orada da kuş besleyenler var. Bazılarıyla verişiyoruz, bazılarıyla verişmiyoruz. Yine aynı şekilde arka tarafta ordulular var. Onlarla da yarısıyla verişiyoruz, yarısıyla verişmiyoruz. Kişiye göre değişiyor. Geçen sene posta beslemeye kalktım. Malum olmadı. Şimdi Mardin'e döndüm. Bunları da yeni yeni alıştırmaya başladım. Hepsi kendi yavrum. Burada kendim yumurtasını alıp büyütüyorum. Sonra çatıya alıştırma, uçurma faslı. Ondan sonra zaten kuş taklaya geldiği zaman tadından yenmiyor. Bazen çatılara da çıktığımız oluyor. Çatılarda kuş yakalıyoruz. Akşamları, cumartesi günleri mezatlar oluyor, kuş mezatları. Oralarda yakaladığımız kuşları satıp bunların yem masraflarını çıkartıyoruz. Böyle devam ediyor. İşte az önce bir tane yakaladığımız kaçak var. Onu bantladık, akşam götüreceğiz. Dönem dönem değişiyor işte. Yazın Mardin, kışın Baska. Böyle kuşlar besliyoruz. Bunların yavrularıyla ilgileniyoruz. Bazen İddiaya giriyoruz. İşte seninki daha iyi oynar, benim kuşum daha iyi oynar. İşte benim postam Boğaz Köprüsü'nden daha hızlı gelir seninkinden gibi iddialarda bulunuyoruz. Hafta sonlarını böyle değerlendiriyoruz. Kuşçuluğun kötü yanı benim gözümde fazla yok. Nasıl olur? İşte anca böyle kuş kümesi patlatmaya gelenler, çalmaya gelenlerle karşı karşıya geldiğin zaman oluyor. O da işte böyle sağlam kümesler yapıp bunlarla uğraşmamakta fayda var. Kaçağı da böyle yakalıyoruz. Şeyden ama bak, parmağımın oradan atmak çatıya kalkmasın.
Nisan geldi oğlum. Hakkını çıkartalım. Artık bitti Nisan geldi. Abi en iyisi de okumak, çalışmak biliyor musun abi? Yoksa burada boş boş gezenlerin hepsini görürüz yani. Örnekler gözümün önünde. O uyuşturucu içiyor, o ertesi gün ölüyor yani. Hadi gel abi, gençlik bozulmuş ya. Biz ekmeğimizdeyiz abi, elin içinde öyle. İşinde gücünde olacaksın abi. Boş gezen belli yani, her şey ortada. Eroin içmekten sen akşama kadar kuşlara bakarım daha iyi.